Evet, yine yeniden herkese yeni bir bölümle merhabalar demek istiyorum. Konuşacak çok şey var. Biliyorsunuz ki yurt dışına da yerleştim. Kısmi olarak artık Londra ve İstanbul dönüşümlü yaşayacağım. Bunların hepsini konuşacağız. Bir sürü anlatacak şey var. Neler yaşadım, neler oldu, nasıl gittim, nasıl yerleştim, geliyorum, gidiyorum, neler yapıyorum. Hepsini konuşacağız. Ama onun öncesinde çok büyük bir mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Stoklarda tükenen ilk okum Savage tekrar yeni ambalajıyla piyasalara çıkmak üzere. Dolum bitti, paketlendi, ambalajlandı, dinlendirildi karanlık odalarda. Yine eskisi gibi mis kokusuyla piyasaya sürülmek üzere. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ve bu kokuyla ilgili çok çok mutluyum çünkü inanılmaz beğenmiştiniz. Yok satmıştı, çok satmıştı ve beni yolda durdurup diyordunuz ki Işıl Hanım bizi durdurup soruyorlar parfümün ne diye. Ve sonra da dediniz ki Işıl Hanım bizi durdurduklarında bu Işıl Reichberg'in kokusu mu diyorlar demiştiniz. Bu benim için o kadar büyük bir mutluluk ki. Bu başarı sizlerle oldu, sizin desteğinizle oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Ve piyasaya satışa çıkmadan önce birinize açıdan hemen hediye göndermek istiyorum. Neler yapacağınızı da videonun altına yazacağız. Şimdi bunların hepsi bir tarafa. Bakalım bizde neler oluyor. Almış olduğumuz kararlar neler. Sizlere de sürprize oldu. Bizde de ani gelişmeler oldu. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle biliyorsunuz ki hayatınız artık çocuk olduktan sonra onlara yönelik gelişiyor. Şimdi bile çocuklar Londra'da ben eşimle buradayım. Ama inanın ki her şey onlarla güzelmiş. Allah hiç kimseye çocuklarının eksikliğini, acısını göstermesin. Korkunç bir boşluk var mesela evde. Köpeklerle işte oyalanıyoruz, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Birbirimize vakit ayırıyoruz tabii ki. Ama o çocukların neşesi, o çocukların kahkası, o çocukların meşguliyeti hiçbir şeyde yok. Keyfi hiçbir şeyde yok. Bu yüzden hiçbir anne babayı Allah çocuğundan çocukları anne babalarından ayırmasın diyelim, dualarımızı edelim. Arkasından hemen neler yapıyoruz onlardan bahsedelim. Oğlumun lise dönemiydi. Lise ve arkasından üniversitede yurt dışında okumasını planladığımız için ablası gibi, ablamız Amerika'da okuyor. Bazı hamleler yapmamız gerekiyordu. Fakat tabii ki bunu yaparken de çocuğumuzun istiyor olması gerekiyordu. Buna okey vermesi gerekiyordu. Ben birkaç yıldır liseyi Burak yurt dışında okusun çok istiyordum. Fakat kendisi buradaki arkadaşları hem takım arkadaşları hem kendi özel arkadaşları hem okul arkadaşları. Buna pek yanaşmıyordu. Fakat bu sene ilk defa bana dedi ki: "Evet anne ben de gitmek istiyorum. Gidebilirim. Orada başlayabiliriz. Çünkü ben istiyordum ki hani liseye başlasın ve üniversiteye de oradan devamı. Daha rahat, daha kolay, daha iyi olsun." Bu sebeple böyle bir karar aldık. Çok çok güzel bir okulda okuyordu oğlum, koçta. Yani Oraya da sınavla girmişti. Ablamız da koç mezunu. İnanılmaz iyi eğitim veren bir okul. Zaten biliyorsunuzdur akademik olarak bu tarz araştırmalar yapan çocuklarının üzerine bu anlamda düşen aileler çok çok iyi bilirler. Koç da sınavla alır, kurayla alır, kuyruk vardır, sıra vardır. Çünkü hakikaten eğitimi çok iyidir. Bu anlamda biz koça zaten bize vermiş olduğu her şey adına çok çok teşekkür ediyorum. Orada almış olduğu eğitimle zaten kızım Amerika'ya gittiği üniversiteye istediği bölüme. Oğlum da aynı şekilde şimdi Londra'daki okuluna giderken ben biraz daha istedim ki böyle çok international olmasın. Yani hani çok böyle yaz okulu gibi olmasın. Biraz daha hakikaten hani o bölgenin eğitim sistemine ve disiplinine uygun yetişsin ve o şekilde devam etsin istedim. Bu sebeple de birkaç okul tercihimiz vardı. Onların da sınavlarına girmesi gerekiyordu. Burada nasıl iyi okullarda sınavlı ve bir sürü ön şartla, mülakatla alıyorlarsa bizim tercih ettiğimiz okul da aynı şekildeydi. Burak da bununla ilgili olarak birazcık tabii ki hani size çok soru geliyor. O yüzden total cevap veriyorum. Birazcık tabii ki ön elemelerden geçti. İşte mülakata girdi. Arkasından yazılı sınav oldu. Zoom üzerinden online. Arkasından sözlü sınav gibi oldu falan. Ve neyse çok şükür kabulü geldi. Başladı. Allah utandırmasın. Hayırlısı olsun onun adına. Kolay bir şey değil tabii ki 13-14 yaşındaki bir çocuğun işte ülkesinden, evinden, arkadaşlarından okulundan, öğretmenlerinden e, Fenerbahçe altyapıda oynuyordu takımından ayrılması. İnşallah orada da tut futbol adına da Allah gönlüne göre versin çocuklarımızın hepsinin. Tabii ki kolay bir şey değildi. Çocuklarımı ben götürürken onlarla birlikte yaşamak, onlarla birlikte kalmak adına da gittim. Kızım da Tuana Amerika'da okuyor normalde. Fakat şimdi 3 aylık o da Londra'da bizimle birlikte. Çünkü bir bioscience şirketinde staj yapıyor. Kendi okuduğu bölümle çok doğru orantılı olduğu için ve çok çok iyi bir firma bu da. Vichy'nin, L'Oreal'in içeriklerini hazırlıyorlar. Ben de Tuana'ya diyorum ki Tuana'cığım lütfen Işıl Reçber markasına hemen bir tane de krem hazırlayın. Krem koyalım diyorum. İçerikleri böyle natural içeriklerle. Nasıl istiyorsak hazırlayabiliriz. Yani dünya hızla gidiyor. Her şey teknolojiyle beraber her şey çok hızlı ilerliyor. Bilim, ilim. Çocuklarınız da bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorlarsa okullara, eğitimleri, gelecekleri adına siz de destek olmak zorunda kalıyorsunuz. Olmalısınız zaten anne baba olarak. Biz de öyle yaptık arkasında olmaya çalışıyoruz. Bu sebepten oradayız. Fakat tabii ki hiç kolay değildi. Başka bir ülkeye gidip Orada yerleşik yaşamak, seyahate gitmekle çok çok farklı. Seyahate gidiyorsunuz sadece, geziyorsunuz, tarihi yerlere gidiyorsunuz, güzel yemek yiyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Ama yerleşmek demek çok çok farklı. İşte ev, zaten benim orada bir şirketim vardı. Kendi markalarımı, Türk markalarını, Işıl Reçber markasını ben Avrupa'da da duyurmak istiyorum. Yani oradaki yurt dışı piyasasına da baktığımızda hiçbir hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Hatta işçiliğimiz çok 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 daha iyi burada bizim. Dolayısıyla benim evet parfümlerim içeriği Fransa'da oluşturuluyor. Fakat şişelerim, şişelenmesi, ambalajı her şey Türkiye'de oluyor. Mücevher atölyemiz kapalı çarşıda. Ustalarımız bence dünyanın en iyi ustaları. Dolayısıyla ben bunları yurt dışına taşımak istedim ki Türk markalarının da kalitesini görsünler, bilsinler, tınsınlar. Tüm dünyada, tüm Avrupa'da bilinen markalar olsun ve Türkiye'yi temsil edebilelim. İnşallah Allah'ın izniyle o da en iyi şekilde olacak. Burada da ben çok eksklüzif iş yapıyorum. Kişiye özel çalışıyorum. Yani parfümü bile tasarlıyoruz biz. Aynen mücevher tasarladığımız gibi, ayakkabı tasarladığım gibi, giysi tasarladığım gibi. Parfümün, kozmetiğinde inanın bundan hiçbir farkı yok. Onu da tasarlıyorsunuz. Kişiye özel. O koku, o kimlik oluyor çünkü. Dolayısıyla ben bu anlamda orada da Işıl Reçber markasını başarıyla devam ettirmek istiyorum. Boşta duramam zaten. Bu arada da çocuklarımı yerleştirdim. Fakat işin en komik tarafı şudur. Hani bizim bir lafımız vardır. Paranla rezil olmak diye. Aslında ben bunu kullanmayı hiç sevmem. Hani böyle objeye işte paraya fokuslandığı için. Ama mesela Londra'da hayat gerçekten öyle. Londra merkezde yaşamak istiyorsanız çocuğumun okulu da merkezde. Ona yakın olsun istedim. E, ev tutmanız gerekiyor. Ev kiralamanız gerekiyor. Ya da işte ev satın almanız gerekiyor. Yerleşmeniz gerekiyor. Korkunç bir şey. Kara borsa. Yani dünyanın her tarafından çok fazla talep var. Ama merkezi küçük tabii ki Londra'nın. Ve o kadar çok ev yok. Evler de zaten böyle bizim evlerimiz gibi saray, cennet, rahat değil. Yani Türk insanı için gerçekten ev bir kültür yaşam. Ya ben Gaziantep'lilere severdim mesela. Çünkü onlar evlerine çok çok önem verirler. Büyük olsun salonları derler, mutfakları çok güzel dekore edilsin isterler, şık olsun isterler falan. Mesela Türkiye'de hani onlar bilinir. Ama dünyaya baktığınızda Türkler gerçekten öyle. Evlerine inanılmaz önem veriyorlar. Büyük olsun, temiz olsun, bakımlı olsun, ufacık bir yerinde bir şey olsun hemen tadilat yaptıralım. Yurt dışında böyle bir şey yok. İngiltere'de hiç böyle bir şey yok. İnanamazsınız o kadar komik anılarımız var ki yani bir sürü ev geziyorsunuz. Birçoğu eğer ev sahibi İngilizse zaten yani rahat 30 sene hiç çivi çakılmamış oluyor. Ama onlara göre ne var? Şahane evim diyor. Evet lokasyonu çok güzel olabiliyor. Ama evler korkunç. Korku tüneli. Şimdi Toğan'la Rüştü ben giriyoruz. Zaten Toğan'la Rüştü evi gördükleri an hemen kapıdan dışarıya çıkıyorlar. Gidiyorlar. Ben kalıyorum emlakçıyla. Tabi ayıp olmasın diye gezmek durumunda kalıyorum falan. İnanılmaz evler. Ve bu evler Saman alevi gibi gidiyor arkadaşlar. Yani hani özellikle güzel bir mevkideyse, hele bir de içi tadilat yapılmışsa, düzenlenmişse, renüve edilmişse inanın yarım saatte gidiyor. Mesela ben öyle bir tane evi kaçırdım çok çok üzülerek. Chelsea'de bir ev gezmiştim. Townhouse 3 katlı. Yani evi gezdim, evet evi beğendim, güzel. Tadilata girmiş, bakım yapılmış. Tabi bu çok çok önemli oradan. Hani Türkiye'de birçok ev yeni olduğu için gittiğinizde bunun altını çizmenize gerek kalmıyor ama inanın ki orada ev şeyler o kadar eski ki hani eski olsun problem değil illaki yeni olması gerekmiyor. Eskiden kastım altyapıları da eski. Altyapıları eski olduğu zaman siz banyonuzu kullanırken, lavabonuzu kullanırken, mutfağınızı kullanırken, herhangi bir elektronik makinenizi kullanırken korkunç şeyler yaşayabiliyorsunuz. Ben bunları tecrübe ettiğim için ve tecrübe edenlerden çok dinlediğim için en azından içerisinde renüve edilmiş, yenilenmiş bir şey arıyorsunuz. Neyse aradığınızı zaten bunu çok az buluyorsunuz. Orayı daha çok işte Hintliler, işte Ruslar, Katarlılar daha çok yatırım yapmışlar birçok semte. Ve onlar biraz para harcıyorlar evlerinin içine. Yani İngilizler asla harcamıyor, asla. Fakat diğer bahsettiğim menşeili grup gerçekten evlerine önem veriyor. İşte aldıkları zaman bir binayı tadilat yapıyorlar, renüve ediyorlar, yeniliyorlar, altyapısına dokunuyorlar sıkıntı yaşamamak için. İşte öyle bir ev bulabiliyorsanız eğer yarım saat düşündüğünüz takdirde ev gidiyor. Bay bay. Hiçbir şansınız yok. Eğer evi beğeniyorsunuz emlakçı ile birlikte gidiyorsunuz teklif veriyorsunuz. Atıyorum 2000 TL aylığı atıyorum. Haftalık gerçi orada belirleniyor. Haftalık 2000 TL diyelim. Onu çıkmışlar ilan. Siz o firma ile buluşuyorsunuz, gidiyorsunuz. İlan 2000 çıkmış. Peki ben beğendim 2000. Bu evi tutmak istiyorum diyorsunuz. Aa 3 tane daha teklif veren var diyorlar. Siz de lütfen teklifinizi verin. İşte ev sahibiyle biz bunların içerisinde karar vereceğiz. Peki okey. Yazılan teklifimi veriyoruz. Yoksa ne teklif etmişler? Onları bize söyleyebilir misiniz? Hani isim önemli değil, rakam biz de ona göre teklif edelim. Hayır rakam da bildiremeyiz. Bu müşterinin kişinin özeli sizlerle paylaşamayız. Siz bir teklif vereceksiniz. Yani kumar oynamak gibi anlatabiliyor muyum? Belki öbürü 2.7 vermiş ama ben 2.5'da kalıyorum. Ev ona gidiyor gibi. İnanılmazsınız. Komedi. Neyse sonuç itibariyle ben içi de yapılmış olsun istedim. Ama birazcık da İngiliz mimarisi olsun istedim. O tarihi de o dokuyu da yaşayayım istedim. Çok şükür nihayet Maşallah diyelim. Bir yere yerleştik, çocukları yerleştirdik. Her şey orada çok zor. Çünkü inanılmaz yavaş hareket ediyorlar. İnanılmaz prosedüre uygun hareket ediyorlar. Yani bizdeki pratik zeka, bizdeki tez canlılık, bizdeki çalışkanlık inanın ki dünyanın hiçbir yerinde yok. Benim kızım da mesela Amerika'da okurken evde kalıyordu. Orada da bu oluşumları yaşadık biz. Ben kendimi İspanya'da yaşadım. O dönemi de biliyorum. Gerçekten aslında baktığınızda işçilik anlamında, çalışkanlık anlamında, pratik zeka anlamında bunu kötüye kullanmasak, şu kurnazlıkları, fesatlıkları bir tarafa bıraksak gerçekten Türk insanının üzerine kimseyi tanımıyorum. İyiye kullandığımız takdirde hakikaten elimize kimse su dökemez. Çünkü çalışkanız, enerjiyiz, tezcanlıyız, bir şey yapmak istiyoruz. Atıyorum en basit bir kuaföre gidiyorsunuz. Randevu alıncaya kadar zaten 5 kez arıyorsunuz. Randevu alıyorsunuz. Ben bugün çok yoruldum diyor mesela. Aa ne yaptın diyorum. 4 tane fön çektim. Düşünebiliyor musunuz? 4 tane fön çekmiş. Bizim burada şimdi ben kendi kuaför arkadaşlarımla konuşuyorum. Benim ekibimle konuşuyorum. Diyorum ki durum böyle böyle inanamıyorlar çünkü bizimkiler keser boyar röfle yapar bakım yapar bir sürü bir şey yapar sayısını bile hatırlamaz fön nedir fön Türkiye'de bir iş değil çünkü yani ama o dört tane fön yaptım yeterli bugünkü işim şeklinde diğer bütün işlerde de böyle sadece onu örnek veriyorum dolayısıyla biz böyle bir şeye girdik ama tabii ki ben İstanbul'a aşığıyım vatanımın aşığıyım buradan asla ayrı kalamam eşim zaten vatansever ötesi o asla kalamaz. Ama dediğimiz gibi çocuklarımızın eğitimi bizim işlerimizi biraz daha global anlamda ilerletme çabalarımız. Dediğim gibi kendi markamı Avrupa'ya duyurma isteğim falan filan derken böyle bir oluşum içerisine girdik. Kolay olmadı, çok yoruldum yani. Kadın olarak biliyorsunuz ki bütün detayları siz yapıyorsunuz. Eve geçiyorsunuz. Bu sefer evin eksikleri, mobilyası, eşyası, çocuğu okula alıştırmaya çalışıyorsunuz. Konsantre olsun, motive olsun diyorsunuz. Bir sürü bir şey. Psikolojik olarak da koşuşturma maddi olarak da her anlamda bir sürü şey size bakıyor. Ama dediğimiz gibi Türk insanının enerjisiyle, Türk kanıyla bunları yaptım. Çok Çok yoruldum ama yapabildik. Yoluna sokabildik. Böyle bir şey olacak. O yüzden ben gidip geleceğim arkadaşlar. Yine benim burada ekibim. İnşallah benim TNT medya ekibimin de Londra ayağını da orada başlatmak, start vermek. Çok istiyoruz onun toplantılarını, görüşmelerini, planlamalarını da yapıyorum. E çünkü ben boş duramam. Burada da, orada da. Yani sadece tüketerek yaşıyor Evet tabii ki yaşam standartınıza, gelirinize, kazancınıza göre bir yaşamınız, bir şekli de olmalı hayatınızın. Tabii ki tüketeceksiniz ama tek taraf tüketmek hiçbir zaman beni mutlu etmemiştir. Bu dünyanın hiçbir yerinde o şekilde olamaz. O yüzden İngiltere'de de kendi işlerimi yapacağım, farklı dallara gireceğim, zaten gelip gideceğim. İşte base neresi olacak bilemiyorum. İstanbul'da, Londra'da iki taraflı olacak. İşlerim inşallah burada da devam edecek. Orada da siz bizi takip etmeye devam edin. Bütün gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda sizi çok öpüyorum. Hepinizi çok çok özledim. Videolarımız devam edecek. Parfüm hediyesi. Geliyor videonun altına neler yapmanız gerektiğini yazacağız. Hoşçakalın sevgiyle kalın.